Bruh, looking fresh. Fresh haircut. Looking sexy as fuck. Dostlar, İbo Fesyonel Fitness kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ben İbrahim Kızılırmak, a.k.a. İbo Fesör. Bugün sizlerle birlikte UFC'nin anti-doping politikası ve Conor McGregor'ın doğal olup olmadığına değineceğiz. Conor McGregor'ın değişimiyle başlamak istiyorum ama bu adamın doğal olup olmadığını incelerken aklınızda bir soru işareti olacak. Biliyoruz ki UFC sporcuları USADA tarafından, United States Anti-Doping Agency tarafından doping testlerine tabi tutuluyorlar. O yüzden bu adamların ilaç kullanıp kullanmadığını incelemek mantıklı değil. Adamlar teste tabi tutuluyor. Testi geçiyorlarsa ilaç kullanmıyorlar demektir. Yanlış bir düşünce. Kullananlar çıktı, yakalananlar çıktı. Hatta öyle bir kere kullanıp yakalananlar değil. Şampiyonluğu kazanıp yıllarca şampiyonluğu elinde tutup ondan sonra yakalananlar çıktı. Hatta dostlar, gelin size bu yakalanan sporculardan birkaç tanesinin ismini vereyim. 1. Vitor Belfort. 2. Chael Sonnen. 3. Anderson Silva. 4. Chris Cyborg. 5. Josh Barnett. 6. John Jones. 7. Brock Lesnar. 8. Alistair Overeem. 9. Royce Gracie. Bu adamların hepsi ilaçtan yakalanmış adamlar. Hatta bazılarının yüzünü bayağı iyi tanıyorsunuz diye tahmin ediyorum. Çünkü bu adamlar UFC'de bir nevi böyle pankartlarda UFC'nin yüzü olarak tanınmış adamlar kendi dönemlerinde. Ünlü adamlar, şampiyonluğu kazanmış, yıllarca elinde tutmuş adamlar ve bu adamlar yakalanıyor UFC'de. Yani bu adamlar, şampiyonlar ilaçtan yakalanıyorsa, şampiyon olmayanlar, o kadar göz önünde bulunmayan adamlar ne kadar ilaç kullanıyordur kendiniz aklınızdan artık tahmin edebilirsiniz. Şimdi soru işareti şu: bu adamlar ilaç kullanarak nasıl yakalanmadan bu kadar uzun bir süre devam ediyorlar? Burada da USADA'nın ilaç testi, doping testi kurallarına gidiyoruz. Doping testi politikasına gidiyoruz. Adamlar doping testini şu şekilde yapıyor. İki farklı şekli var. Birincisi, işiyorsunuz kaba ve buradan sizin vücudunuzdaki hormon seviyelerinizi inceliyorlar. Sallıyorum, siz dışarıdan bir hormon aldınız, testosteron. Bu hormon vücudunuzda yüksek bir seviyede bulunacak. Ve bu hormonun yüksek bulunmasının bazı etkileri olacak. Örneğin bazı hormonlar yükselecek, bazı hormonlar düşecek. Sallıyorum, testosteronu yüksek aldınız. Bu testosteronun belli bir miktarını östrojene çevirecek ve östrojen seviyeniz de yükselecek. Onun yanında dışarıdan testosteron aldığınız için vücut kendi testosteron üretimini düşürecek. Yani testosteron üretiminizi tetikleyen hormonlarınız FSH ve LH düşüş yaşayacak. Bunlar da kanda ölçülecek. Normal insanın sahip olduğu hormon seviyelerinden çok farklı hormon seviyelerine sahip bu adam. Bu adam ilaç kullanıyor diyorlar. Ondan sonra ya ban yiyorsunuz ya da işte kemerinizi alıyorlar. Lifetime, ömür boyu ban yiyen adamlar da var. Yani durumunuza göre cezanızı alıyorsunuz ama bu test şekliyle ilgili iki tane sıkıntımız var. İki şekilde bu testi tribe sokabiliriz, bir şekilde aradan sıvışabiliriz. Nasıl? Birincisi, kısa ester ilaçlar. Bu adamlar her gün her saat sizi ilaç testine sokmuyorlar. Belli zamanlarda, işte büyük ihtimalle dövüşe yakın veya dövüşten sonraki kısa dönem içerisinde sizi teste tabi tutuyorlar. Nadiren, işte dövüş sonrasında da, eğer kemeriniz varsa, şampiyonsanız, nadiren düzenli bir şekilde sizi teste tabi tutuyorlar. Ama kısa ester ilaçlar kullanıyorsanız, kısa esterden kastım ne? Farklı ilaçların vücutta bulunma süreleri, yarı ömür dediğimiz o süre farklıdır. Örnek vereyim dostlar, bazı ilaçlar vücutta 2 hafta durur. Tamam mı? 15 gün boyunca vücutta durur. Siz bu ilacı aldınız, 15 gün içerisinde adamlar size test yaparsa sizin ilaç kullandığınızı anlarlar. Sonra bazı zeki insanlar çıktı, biz bu testleri bir şekilde geçebiliriz. Yani kısa ester ilaçlar kullanırsak insanlar bize test yaptığı zaman bu ilaçlara vücudumuzda rastlayamayacaklar. Adam bu kısa ester ilacı kullanıyor. Sallıyorum, bu sabah ilacı aldım. Yarın sabah geliyorsun, bana test yapıyorsun. Vücudunda bu ilaca rastlayamıyorsun. Kısa ester çünkü. Anladınız mı? Bu sistemi kandırmak için bir yol daha var. O yolda düşük doz kullanımı dostlar. Eğer siz aldığınız dozu çok yüksek almazsanız, testosteron vücudunuzda çok yüksek olmaz. Çok fazla östrojene dönüştürülmez. Onun yanında çok fazla testosteron almadığınız için vücuttaki testosteron üretimini de inhibite etmezsiniz fazla. Yani FSH, LH gibi diğer hormonların da düşüşünü veya oynamasını sağlamazsınız. Adamlar baktığı zaman çok büyük bir oynama olmadığı için doğal sınırlar içerisinde bu oynamalar kabul edilebilir diyecekler ve sizin ilaç kullandığınızı düşünmeyecekler. Anladınız mı? O yüzden bu şekilde de bu ilaç sistemini hackleyebilirsiniz.
Sizi yakalayamazlar. Bunlardan kaynaklı bugüne kadar bu adamlar yakalanmadılar işte. Şimdi şunu söyleyeceksiniz. Böyle büyük bir dövüş federasyonunda neden daha detaylı bir test sistemi yok? Aslında var dostlar. Şöyle ki, vücudunuzdaki testosteronu inceliyorlar. Ve testosteronunuzda karbon atomlarına bakıyorlar. Vücudunuzdaki testosteron hormonunun vücut tarafından mı üretildiğini yoksa sentetik bir madde olarak dışarıdan alındığını mı anlayabiliyorlar. Bu sistem biraz daha detaylı ve zor hacklenebilir bir sistem ama yine de hacklenebiliyor. Bu farkı anlıyorlar, sentetik mi doğal mı olduğunu anlıyorlar ama büyük bir para harcamanız gerekse de doğal bir testosteron hormonla özdeş bir testosteron hormonu sentetik bir şekilde üretebilirsiniz. Yani dışarıdan alsanız bile doğal kendiniz üretmişsiniz gibi özelliklere sahip bir testosteron hormonu üretebilirsiniz her ne kadar pahalı olsa da. Ve siz de UFC şampiyonuysanız, çok büyük paralarla oynuyorsanız böyle bir şey yapabilirsiniz. İkincisi de dostlar, bu test sistemi çok pahalı bir sistem. Çünkü detaylı inceleme yapmanız gerekiyor. Çok gelişmiş elektronik cihazlar kullanmanız gerekiyor. Pahalı bir sistem. O yüzden gel sana bu testi yapacağım, gel sana bu testi yapacağım, haftada bir sana bu testi yapacağım, yarın sana bu testi yapacağım gibi sürekli bu testi yapamazsınız. Çok büyük paralar dökeceksiniz. O yüzden ne yapıyor adamlar? Genelde yaptıkları test biraz önce bahsettiğim birinci testti. Sonra eğer çok büyük bir şeye sahipseniz, bu adam kesin kullanıyordur gibi görüşlere sahipseniz, çok büyük şüphe uyandırıyorsa adam, bu adama uyguluyorsunuz bu daha karmaşık olan testi. Ama adam çok şüpheli görünmüyorsa, ya bir test yapalım ne olur ne olmaz diyorsanız baştaki testi uyguluyorlar. Yani nereye geliyorum dostlar? Bu adamların neden ilaç kullandıklarını bu kadar uzun bir süre yakalayamıyorlar? İşte bu nedenlerden dolayı. Peki bu kadar profesyonel ilaç kullanıyorlar da bu kadar sistemi ekleyebiliyorlar da neden yakalandılar? Dostlar şimdi 1000 kere yaparsınız yakalanmazsınız her ne kadar profesyonel olsanız da, bir kere boşluğunuza denk gelir veya bir kere böyle adamların kafasına eser, ilaç kullanıyorsun işte test yapacağız gel buraya derler, elinizden bir şey gelmez, yakalanırsınız. Bu adamlar da zaten yıllarca kullandılar, yıllarca şampiyonluğa sahip oldular, bam, bir kere yakalandılar bitti, kemerlerini aldılar ellerinden, ondan sonra isimleri 9'a çıktı 8'e inmez oldu falan. Bundan önce kazandığınız bütün maçları doğal olduğunuz zaman bile, daha kariyerinize yeni başladığınız zaman bile yaptığınız ve kazandığınız bütün maçlarda ilaç kullandığınızı düşünecekler. Yani gerçekten adınız 9'a çıkacak, 8'e inmeyecek. Şimdi UFC'nin test sisteminden, test politikasından bahsettik. USADA'ya değindik. Conor McGregor'a geçebiliriz. Şimdi son dönemlerde Conor McGregor çok büyük bir değişim yakaladı. İnsanlar sürekli Conor McGregor'ı konuşuyorlar. Özellikle yabancı medyada çok fazla Conor McGregor gündemde. Son vücudu, hatta bir fotoğraf vereyim sizlere. Son vücudu bu halde. 190 pound, aşağı yukarı 86 kiloluk bir vücut ağırlığına sahip. Bu adamın yıllar önce, birkaç yıl önce bir maçında 155 pound bir vücut ağırlığında olduğunu biliyoruz. Yani aşağı yukarı 70 kiloluk. Bu ne demek oluyor? Bu adam 70 kilodan 86 kiloya 16 kilogramlık bir vücut kütlesi kazandı. Amacı ne bilmiyoruz. Belki siklet atlamak istiyor. Ama bir durumdan bahsedeyim sizlere. Bu adam kısa süre içerisinde, kaç ay oldu bilmiyorum ama, ayağı kırıldı. Dustin Poirier ile Dustin Poirier 3 maçından sonra adamın ayağı kırıldı ve bir dönem spor yapamadı. Son dönem zaten, güncel dönemlerinde sert spor yapamadı çünkü iyileşmeye çalışıyordu. İyileşmeye çalıştığı için, bu dönemde sert spor yapamadığı için çok fazla böyle paramparça görünemedi. Çünkü eskiden günde 3-4 defa antrenman yapıyordu. Vücudu böyle paramparçaydı. Yağ oranı yok. Şu an eskisi kadar antrenman yapamıyorsun. O yüzden eskisi kadar iyi bir formda görünmemen çok normal. Fark ettiyseniz eskisi kadar iyi bir formda görünmemen çok normal dedim. Ama ne demiştik? Medyalar bu adamın vücut değişimini konuşuyorlar. Bu adam ilaç kullanıyor mu kullanmıyor mu diye konuşuyorlar. Bu adamın fiziğinin daha iyi olduğunu düşünüyorlar. Neden daha iyi olduğunu düşünüyorlar? Adam daha iri. Oysa ki gelin bir bakalım, bir perspektifinizi kullanın. Bugüne kadar çok fazla işte doğal mı değil mi videoları çektim. Adamın değişim videosuna bakarak, değişim fotoğraflarına bakarak vücudundaki değişimlerin ne olduğunu anlamanız gerekiyor. Artık birkaç çıkarım yapabilmeniz gerekiyor. O yüzden birkaç tane fotoğrafını vereceğim. Önce sonra şeklinde. Kendi tahmininizi yorumlara yazın. Bu adamın vücudunda ne olmuş, doğal mı değil mi diye kendi tahmininizi aşağıya yazın. Videonun ilerleyen sürelerinde zaten ben de kendi tahminimi vereceğim sizlere.
İlk başta fark ettiğimiz şey şu. Adam eskisi kadar parçalı görünmüyor. Kasları eskisi kadar belirgin görünmüyor. Hatta hiç belirgin görünmüyor. Adam şu an vücudunda çok büyük bir miktar su tutuyor. Bunu yüzünden de elinden de anlayabilirsiniz. Elinin gösterildiği bir fotoğrafı göstereceğim sizlere. Eli balon gibi olmuş durumda. Parmakları balon gibi olmuş durumda. Çok büyük bir su tutuyor. Hatta bu su tutumu doğal bir şekilde tutulabilecek su değil. Elinizi bu kadar şişirebilecek kadar ne yapabilirsiniz doğal olarak? İşte bu büyük su tutumu beni bazı düşüncelere, steroid kullanıyor mu, kullanmıyor mu diye düşüncelere götürüyor. Aslında kullandığını düşündüğüm iki farklı şey var. Bunları neden düşünüyorum birazdan açıklayacağım. Birincisi MK677 yani MK677. Aslında tam SARM sınıfı değil de SARM diyelim biz ona, o sınıfa koyalım. Growth hormonunu tetikleyen bir maddedir, bir ilaçtır. İkincisi direkt growth hormon. Şu an neden growth hormonu tetikleyen veya growth hormonu kullandığını düşünüyorum. Öncelikle bundan bahsedeyim. Growth hormon anti-aging etkiye sahiptir. Vücuttaki herhangi bir yaralanma, herhangi bir sakatlık, herhangi bir kötü durum işte bunların hepsini çok hızlı bir şekilde iyileştirebilmek için kullanılan bir ilaç türüdür. Ve bu ilacın vücuttaki en büyük yan etkilerinden bir tanesi su tutumu. Özellikle yüz ve ellerdeki su tutumu. Tabii ki kişiden kişiye göre, kullandığınız doza göre tuttuğunuz su miktarı değişecek. Kazandığı bu 16 kilo var ya, bunun 10 kilosu su. Belki daha fazlası bile olabilir. Kas kütlesi kazanmış mı? Hadi diyelim ki 1 kilo, 1,5 kilo. Bir miktar da yağ eklemiş, 10 kilo su, 1-2 kilo yağ, 1-2 kilo da kas. Yani baktığınız zaman adam 16 kilo almış ama bunun neredeyse 2 kilosu kas yani. 1,5 kilosu kas. O yüzden bu adam hani testosteron kullanıyor, ay gibi kas kütlesi kazanmış diyemeyiz. Ama işte growth hormon kullanıyor diyebiliriz. Özellikle bu elini gördükten sonra. Eli balon gibi dostlar, siz hani çok böyle sodyum tükettim ondan vücudum su tutuyor falan diyemezsiniz. Çünkü senin böyle bir su tutabilmen için tuzu böyle kaşıklaman lazım, anladınız mı? Ya da growth hormon kullanman lazım. Biraz önce bahsettiğim MK677, bir de growth hormondan bahsetmiştim. Bu adamın growth hormon kullandığını düşünüyorum. Neden? İkisi de neredeyse aynı amaç için kullanılabilir ama bir tanesi ucuz. MK677 ucuz. Growth hormon daha kaliteli, daha pahalı. Conor McGregor milyonlara sahip. 200'ün üzerinde milyona sahip. Zaten adını kesinlikle duymuşsunuzdur. O adamın ismini duyduysanız Khabib'inkini de duymuşsunuzdur. Çok büyük maçlar yaptı, şampiyonluklar farklı sikletlerde, iki şampiyonluğa sahipti ve parası çok büyüktü. Reklamını yapmayı biliyordu, nasıl para kazanacağını biliyordu. O yüzden para içerisinde yüzüyor. Paradan dolayı hiçbir sıkıntımız yok. O yüzden daha kaliteli olan ve daha pahalı olan growth hormonun kendisini tercih edecek. Böyle yan etkilerle karşılaşacak. Bu yüzden bu adamın growth hormon kullandığını düşünüyorum. Tabii ki sadece vücuttaki su tutumuna bakmıyorum. Adamın bulunduğu durum da bana bunu söylüyor. Sakatlanmıştı, hızlı bir şekilde iyileşmek istiyor, tekrardan dövüşlere dönmek istiyor. Growth hormon anti-aging demiştik, iyileşmeyi hızlandırıyor demiştik. Buradan da bir mantıklı açıklama bulabiliyoruz. Bundan kaynaklı bu adamın growth hormon kullandığını düşünüyorum dostlar. Yani bu medyanın bize söylediği Conor McGregor iki katına çıktı, 16 kilogram kas, ayı gibi oldu, kesin ilaç kullanıyor. Tamam, ilaç kullanıyor da kas kütlesi kazanmak için kullandığı bir ilaç değil bu. Bu adam iyileşmek için bir ilaç kullanıyor, growth hormon kullanıyor. Belki yanına bazı şeyler de ekliyor olabilir ama asıl bu görünüşü etkileyen şey growth hormon. 16 kilogram falan kazandı ya, bu değişimi öyle 2 senede kazanmıyor düzenli olarak. Küçük bir pencere içerisinde hızlı bir şekilde kazanıyor. Bu da kazandığı kütlenin su olarak kazanıldığını bize net bir şekilde gösteriyor zaten. Bundan bir ay, 1,5 ay önceki fotoğrafına baktığınız zaman bu kadar iri görünmüyor. Özellikle yüzü, vücudu bu kadar şişkin görünmüyor. Bu yüzden bu adamın kısa bir süre içerisinde böyle bir kütle kazandığını, bu kütleyi bu kadar kısa bir süre içerisinde kas olarak kazanamayacağını ve growth hormon kullandığını, sakatlığını iyileştirmeye çalıştığını düşündüğümüz zaman bu adamın growth hormon kullandığını söyleyebiliriz. Yani kısmen Conor McGregor doğal değil. Bu şu anki fotoğrafına baktığımız zaman, bundan önceki fotoğrafında biraz daha küçükken 70 kiloluk vücut ağırlığına sahipken doğal mıydı? Bilemeyiz çünkü bugüne kadar şampiyonların birçoğu ilaç kullanmışlar. Belli bir süre sonra yakalanmışlar. Belki Conor McGregor biraz daha profesyoneldir bu sistemi hackleme durumunda. Bugüne kadar yakalanmamıştır. Belki bugünden sonra da yakalanmayacak. İlaç kullanıyor olmasına rağmen bunu bilemeyiz. Ama şu anda baktığımız zaman bu adamın kısmen ilaç kullandığını düşünüyorum. Yani kas kütlesi kazanmak, performans arttırmak için olmasa da sağlığını iyileştirmek için, sakatlığını iyileştirmek için, biraz daha sağlıklı bir hale gelebilmek için growth hormon kullandığını düşünüyorum dostlar. Siz ne düşünüyorsunuz?
Benimle farklı bir fikirde olduğunuz bir bölüm var mı? Varsa yorumlara yazın. Ve bu videoya benzer daha fazla video görmek istiyorsanız videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, İboFesyonel Fitness kanalına abone olmayı, İboFesör'ü Instagram'dan takip etmeyi, beni desteklemeyi unutmayın. Ve şunu da unutmayın, ben sizler için buradayım ve sizler seçilmiş kişilersiniz. Ve ben hala dünyanın en seksi adamıyım.